Sihirbaz Bey! Gir kapı açık. Kapıyı ben kapat, kuşlar uçmasın. Tamam efendim, tamam. Araba hazır efendim, hemen yola çıkabiliriz. Peki şimdi geliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Zekeriya Saka. Elimi uzatayım mı yoksa bir numara daha yapacak mısınız? Ben de muhteşem o dedi. Güvercinler kaçmadı değil mi? Hayır. Merak etmeyin muhteşem bey. Houdini. İsmim Houdini. Muhteşem benim sıfatım. İyi. Her gün iki tanesi firar ediyor bu güvercinlerin. Mısır çarşısından 2 düzine almıştım. Evet. Sadece 6 tanesi kaldı. Lütfen bunları arabaya götürür müsünüz? Bunlar bizimle mi gelecek? Ne demek bizimle mi gelecek? Ama bilseydim. Ben bunlarsız gösteri yapamam ki. Yani bir sirk kamyonu getirirdim. Bizim bagaja sığmaz ki bunlar. Bunları bagaja koymayacağız ki zaten. Bunlar eğitimli hayvanlar. Bagaja girerlerse bunalıma girerler. Biz arka koltukta otururuz. İyi de bunlar şimdi koltuklara falan pislerler. Güvercinler de sağa solu gagalar. Yani bunları tartışmayalım Zekeriya Bey. Ben zararınızı tazmin ederim. Tamam. Şimdi çıkabilir miyiz? Tazmin ederseniz çıkarız tabii ki. Aptal tavşan. Efendim? Size demedim Zekeriya Bey. Tavşan şapkama pislemiş. O kadar olacak canım. Hep şapkadan tavşan çıkacak değil ya. Ne demek canım? O şapka tavşana değil ki. Onun yeri ceket. Evet. Ceketin içinde kaç ay dursun diye. Ben ona eğitim yapıyorum. O yine şapkanın içine yerleşiyor salak. O bugün cezalı. Onu çıkartın kafesten. Yani yapmayın şimdi. El kadar tavşana ceza vermeyin muhteşem bey. Yani yazık hayvana. Lütfen tartışmayalım Zekeriya Bey. İyi tartışmayalım. Şu diyeyim küçük olan. Ay fenalık geldi Sıdık'a. Söyle şu karıya biraz daha hızlı gitsin Allah aşkına. Dur bir dakika anne ya. Kız hayatında hiç sohbet kurmamış ki. Çok heyecanlı. Sıdık'a. Şşt aman geldi hadi. Lan 2 saattir size sesleniyorum ya. Alsanıza şunu elimden. Allah Allah. Hoş geldiniz Zekeriya amca. Hoş bulduk kızım. Ay bunlar ne Zekeriya? Şunlara bak. Nereden buldun bunları? Ay, ne güzel adetleriniz var Sıdıkaya. Baban her akşam eve tavşan getirir mi böyle? Her akşam mı? Ben ilk defa eve gelen baba görüyorum da. Gel. Sana söylüyorum Zekeriya. Ha? Nedir bunlar? Canım görmüyor musun ya? İşte tavşan mavşan. Bizim sihirbazın hayvanları. Ya? Niçin el alemin emanet hayvanı eve getiriyorsun? Ya Allah Allah adam gösteriden sonra sızdı ne yapayım? Telef olmasın hayvanlar diye aldım eve getirdim ben de. Allah Allah ne biçim adamsın Zekeriya ha? Hay zaten evde bir tane emanet hayvan var. Bununla beraber hayvanlar bahçesine döndü ortalık. Allah canına. Pişirmeden önce öldürdüm ben onları kızım. Merak etme hiçbir şey yapmaz. Ondan değil Safiye teyzeciğim. Ben elle bıçaksız balık yemeye alışık değilim de. Ezgi Su, sen yemeyeceksen bana verir misin onu? Abi, başkasının karasularına girme. Ezgi Su, balığına sahip çık kız. Şimdi sana bıçak getiririm ben. Tamam. Sıdıka, kız peçete de getir. O da kibar şeyse. Zekeriya. Hı? Ne var? Ay ne oluyor öyle daldın gittin ha? Hiç canım, şu sihirbazı düşünüyordum. Aman, içmeseymiş o kadar. Sana ne elin alkolinden, hem sabaha ayılır. Lan onu ne düşüneceğim be? Benim aklım başka yerde. Hani beni de yanına alsa da ortak bir iş kursak diye düşünüyordum. Ay bu yaştan sonra sihirbazlık mı yapacaksın sen? Ne var? Sihirbazlık ayıp mı? Bugün biraz seyrettim. Şapkadan 2 tavşan çıkarttı, malı götürdü. Mis gibi iş oğlum. Ya vallahi çocuk gibisin baba. Hiç tavşandan şapka çıkar mı ya? Numara onlar numara. Tabii bana sor. Hadi ya. Neler de bilirmiş benim salak oğlum. Vurmasana çocuğa be. Ne yapacaksın sen sihirbaz olup da kör mü yazacağım? Canım ne yapacağım var mı? 1-2 numara öğrensek fena mı olur? Arada bir sünnettir, düğündür 2 numara yapıp nafakayı doğrulturuz. İnsanın bir mesleği olsa sırtı yere gelmez. Bunca yıl devlet kapısında boşuna sürünmüşüz. Ay saçmalama Zekeriya. Atalarımız bile rızkın 10'da 9'u ticaret demişler değil mi? Meslek dediğin götür usulü vergiye tabi olur. Öyle hokkabazlıkla para kazanılmaz Zekeriya efendi. Sen öylesen yarın bu ortaklık işini açacağım sihirbaza. Arabayı da sermaye yaparım anasını satayım. Ay ne desen boş Zekeriya ha?
Hay bugüne kadar atlara yediriyordun parayı anacığım. İyi, bundan sonra da tavşanlara yedirirsin. Ah, günaydın Hudini Bey. Bakıyorum başarılı bir şekilde uyanmışsınız. Akşam pek sarhoştunuz da. Olur öyle arada bir sanatçılar da. Biz duyarlıyız, biliyor musun? Aa, bilmez miyim Hudini'ciğim? Bende de film kopar arada bir evde. Olur öyle olur. Sizin hayvanat bagajda çok iyi baktık onlara evde. Gerçi tavşanlardan birine kedi saldırdı ama vaktinde yetiştik. Tavşanda bir şey yok da kediyi sakatladım ben. Yazık günah, ne yaptın hayvana ya? Ne yazığı beyim? Bizim kedi sıradan bir hayvan, hiçbir marifeti yok ki. Oysa sizin tavşan öyle mi ya? Komple bir sanatçı, gösteri hayvanı. Gülmeyin Hudini Bey, ben samimi söylüyorum ya. Dün akşam sizin gösteriyi izledim. Yani acayip bir şey. Hani diyorum, bana da böyle birkaç bir şey öğretseniz. Nasıl yani? Ya evde çoluk çocuğu eğlendirmek için ufak basit şeyler. Ha, basit şeyler. Evet, basit. Bakarız. Bakarsınız, ben de işi büyütürüm ha. Ben. Erkek öğrenci don gömlek hurra dışarı fırladı. Ama hakikaten çok hoş çocuklar vardı içlerinde ya. Kısış mı duyan olacak? Ay delisin sen baba, ayız kısa delisin. Baba, niye erken geldin sen? Asıl siz niye geç kaldınız? Anan yok mu? Bir şey söyleyecektim. Goncagül teyzelere gittiydi, şimdi gelir. Sana söyleyeyim o vakit. Çabuk birden beşe kadar bir rakam söyle. Birden beşe kadar? Evet, birden beşe kadar. Üç. 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 Üç diyeceğini biliyordum. Kaldır bakalım şu tabağı, altında ne yazıyor? Kız Sıdıka, babam menüden bir işkence türü seçti galiba ha? Ay, Sıdıka'nın hiçbir suçu yok vallahi Zekeriya amca. Hı? Demince terbiyesiz anılarını anlatan bendim. O sadece dinleyip beni kınıyordu. Kız bırak şimdi laf kalabalığını. Kaldır baksana şu tabağın altında ne yazıyor? Hı? Sorduğumda üç sayısını seçeceğini adım gibi biliyordum. Ya daha sorarken üç diyeceğini biliyordum. Bak tabağın altında bile çıktı. Evet baba ya. Nasıl bildin? Ne zaman yazdın onu oraya? Orası meslek sırrı kızım. Demek sihirbaz bey sizi eğitmeye başladı ha? Nasıl, ağzından alev falan da çıkartabiliyor musun baba? Hayır ama başkalarının ağzından tek vuruşta bir diş çıkarmayı becerebiliyorum Sıdıka Hanım. Hadi hadi dalga geçmeyi bırak da git sofrayı hazırla. Oo, Safiye Sultan, gecemize şeref verdiler. Sen böyle birkaç kez daha gece vakti gel de ben de senin suratına şöyle bir allı morlu kamuflaj makyajı yapayım. Gece vakti dolaşırken dikkat çekmezsin. Ay abartma Zekeriya, Allah Allah. Goncagül'ün torununun burnuna leblebi kaçmış. Onu doktora götürdük. Sen el alemin burnuna kaçan leblebiyi düşüncene. Kocanın kursağına gidecek yemeği düşünsen iyi edersin. Vallahi geciktin ama anne. Bir sürü şey kaçırdın. Babam bizi sihir yaptı. He, bu daha bir şey değil. Neler göstereceğim neler. Yarına hazırlanıyorum. Ya. Vallahi Safiye teyze Sıdıka'nın söyleyeceği rakamı önceden bildi. Hatta not bile yazmış. Zekeriya. Hmm. Sen sihir işini ilerletince kurbağaya çeviriver şunu. Benim aklım için. Ha, şimdi aklıma geldi Safiyan teyze. Annemin bu geceyle ilgili bir ricası olacaktı sizden. Telefonunuzu bekliyor. Yine bizde kalmanı mı isteyecek? Ha? Bak çocuğum. Yani sen sokaklarda falan şöyle yatsan, o Doğuş gibi çok ünlü bir şarkıcı olabilirsin. Biz sana engel olmayalım. Ay, hadi var mı Safiyan teyze ya? Belki başka bir şey diyecektir kadın. Hadi, durun ben sizin için telefon edeyim. Aa. Ay Zeyn'in altından bir şey düştü. Hı-hı. Sorduğumda beş sayısını diyeceğini adım gibi biliyordu. Bu ne şimdi ya? Sihir kızım, o sihir. Üç dersen meyve tabağının altına bak deniliyor. Yok beş deseydin bizim sihirbaz beye telefonun altına bak diyecekti. Say kız Zekeriya amca, amma basitmiş ha. Bütün rakamlara göre bir not yazıp bir eşyanın altına yapıştırıyorsun. Hangisi ise onu kaldırtıyorsun değil mi? Acemi sihirbazın ilk numarası bu kadar. Peki baba, dört deseydin mesela. Dört diyeceğini adım gibi biliyordum yazısı neyin altından çıkacaktı? Gel göstereyim Sıdıkacığım hangi şeyin altında olduğunu. Bak
Bunun altında yazıyor. Ya sen baba, kime kabiliyetsiz sihirbaz diyorsun? Ya baba! Ya baba! Ne kadar kızım, peynir al kesinlikle. Çocuğum, hay bir dahaki nüfus sayımında bizim evde sayılmayı düşünüyorsun herhalde ha? Hayır Safiye teyze, ben daha önce giderim. Hem daha bir dahaki nüfus sayımında 5 yıl var. Ya anne, niye uğraşıyorsun kızla ya? Ne zarar var sana? Çok şükür Allah'ıma, ben zarar verilecek yaşı çoktan geçtim. Sen kendine dikkat et. Ya cemiyet bir sürü arkadaş kurban sapıkla dolu. Tamam. Ay patla. Geliyorum. Kız! Kız bir bakınsanıza be! Ay hayrola Zekeriya ha? Hay ne yapıyorsun bu yağmurda karga botunu giymeden? Ay aman da aman! Ay neler yapmış benim marifetli beyim! Ha Zekeriya? Ay ne bu, ayakkabılık mı? Elinin körü! Ne ayakkabılığı kız? Sihirli dolap yaptık herhalde. Ay ne işe yarayacak o sihir dolabı Zekeriya ha? Yoksa senin o sihirbaz bey büyülerin bozulmasın diye o dolaba mı koyacak? Yok kız, siz hele bir inin aşağı, o zaman görürsünüz ne işe yaradığını. Ha, bana bak Safiye, gelirken bir de örtü getir. Sihir için lazım. Ay, Zekeriya, bu yağmurda Zekeriya. Ya ama Zekeriya bırak. Bir ben şey girmem o sihir dolabına. Ya bir ay, şey olmaz ay, diyorum sonra sana toptan ya. Sonra kaybolurum. Hayır be, hayır. Ya ben günlerdir izliyorum. Bizim sihirbazı izliyorum ben. Kadının kaybolduğu falan yok. Bir taraftan giriyor, öbür taraftan çıkıyor. Seyirci öyle zannediyor ya. Ben anlıyorum senin derdini Zekeriya. Karına kurtulmak için bu numaraları yapıyorsun değil mi ha? Ayıp değil mi bunca yıldan sonra? Saçmalama ya, bir deney yapalım. Bak, eğer şu numarayı bir tutturabilirsek kendi sihirbazlık dükkanımı açacağım. Ya. Ha, buldum ne? Zekeriya. Ezgisi yok et. Bakalım becerebilecek misin? Canım. El alemin kızı üstünde ne deney yapacağım? Kendi kızım dururken he. Ne? Geç kız şunun ya içine baba, geç. Ya baba ne ya? Ya geç kızım. Korkacak bir şey yok ya. Üstünü örtü örteceğiz. Ben abrakadabra deyince sen dolabın gizli bölmesine geçeceksin ya. Hadi hadi. Az bekleseydik baba. Belki melekler gökyüzünden bir kolu mankeri indirirdi sen öz evladını yok etmeyesin diye. Zırvalama da gir şunun içine hadi. Bak seyirciler bekliyor burada. Zekeriya saçmalama. Acemi bir sihirbazın elinde heba olmak var. Gidip de dönmemek var. Gir hadi. Ay Zekeriya saçmalama. Bay bay. Kör oluyorsun. Evet. Hokus pokus. Abrakadabra. Mepetua. Mepetua. Betua. Dua. Yokolus. Maminakis. Hokus pokus. Sıdıkus. Evet. İşte gördüğünüz gibi konu mankenimiz kayboldu. Ay Zekeriya. Ay çok heyecanlı. Gerçekten tebrik ederim Zekeriya amca. Şimdi gerçekten Sıdıka kutunun içinde değil mi? İçinde. Tabii gerisi meslek zoruna giriyor. Aslında bu bir illüzyon. Çık bakayım kızım dışarı. Sıdıka. Çık yavrum. Çık. Geç bakayım şöyle geç. Hop çekil. Zekeriya ne yapıyorsun? Zımbalabim. Sıdıka. Sıdıka kız, zımbalabim. Tamam mısın? Ha? Açıyorum. Aç. Çık bakalım dışarı Sıdıka Hanım. Kız yok gördü, daha dönmemiş. 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 Bak. Sıdıka. 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 Ara nerede Sıdıka? Sıdıka, burada Sıdıka. Mısın kız? Kız Sıdıka. Ya dolabın içinde bir yere sıkışmıştır. Sıdıka. Öyle elin sihirbazına uzaktan bakmayla olmuyor Zekeriya efendi ha?
Ne halt ettin sen? Ha? Bir lafı eksik söyledin, koskoca kızı yok ettin bu yağmur altında. Bir yere sıkışmıştır, bir bırak da bakayım çabuk ya. Çabuk çağır kızı. Hakikaten bırak, kocaman kızı. Çarpınca lan. Sıfırdan yenisini yapmak çok zor olacak sizin için. Ya Dez. Saçma sapan konuşmayın be. Hı. Dolabın içinde bir yerdedir. Ver bakayım şu keseri bana oradan. Çabuk. Allah Allah. Sıkışmıştır kız. Hadi. Ver onu bana. Hı. Bir dakika. Çekil. Sıdıka. Bir dakika. Sıdıka. Sıdıka.